Eğer ben Amazon'da ilk defa satış yapacak olsaydım ve cebimde 2000 liram olsaydı ya da cebimde 20 bin lira olsaydı veya cebimde 200 bin lira olsaydı. Tam 3 farklı varyasyon. Şimdi ben size bu videoda eğer cebimde 2000 lira, 20 bin lira ya da 200 bin lira başlangıç sermayesi olsaydı ve bu işe sıfırdan başlıyor olsaydım, hiçbir şey bilmiyor olsaydım nasıl adım atardım onu anlatacağım. Sadece kendimmiş gibi kendim nasıl yaparım bunu izah edeceğim ve siz de bu sayede, bu örnekler sayesinde kendinize en uygun rol modeli seçip en azından nasıl başlayacağınız konusunda bir fikir sahibi olabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi 2000 lira olsaydı, 2000 lira bugün belki çok büyük bir para değil. Evet, dolar karşısında ne yazık ki paramız kuş gibi eridiği için 2000 liranın çok bir hükmü yok. Bunun farkındayım. Ama şöyle düşündüğümüz zaman 2000 lirayla ticaret yapılamaz mı? Tabii ki yapılabilir. Yani bir başlangıç noktası mutlaka bu işin var. Kimse milyonlarla, on binlerle, yüz binlerle bu işe başlamıyor. Yani herkesin cebinde bir kısıtlı bir sermaye muhakkak var. Kaldı ki ben de çok kısıtlı bir sermayeyle bu işlere başlamıştım ve çok düşük bir bütçem vardı. Dolayısıyla nasıl yapardım, ne yapardım çok iyi biliyorum. Dolayısıyla günümüzdeki Amazon teknolojileri, günümüzdeki ticaret teknolojileri ve günümüzdeki ticaret yapış şekillerine göre ben tabii ki bunda bir takım güncellemeler yaptım kendi aklımda. Çünkü benim bu işe ilk başladığım yıllarda Amazon bugünkü Amazon değildi. Teknoloji bugünkü teknoloji değildi. Kaynaklar daha kısıtlıydı. Şu an çok daha büyük ve geniş kaynaklar var. O yüzden aslına bakarsanız daha düşük bütçeyle daha başarılı işler yapılabilir hale geldi. Tabii ki atacağınız adımlar bütçenize orantılı olarak daha küçük olacaktır. Yani küçük bir bütçe demek küçük bir adım atmak demek. Şimdi hemen başlayalım. Birincisi, 2000 TL cebimde para var. Ne yaparım? İlk olarak benim bu işi öğrenmem lazım. Yani Amazon dediğiniz zaman, şimdi Google'a ben Amazon'da satış yazdığımda o kadar çok fazla kaynak, o kadar çok fazla video çıkıyor ki insanın aklı karman çorman oluyor. Ne yapacağım? Yani benim cebimde 2000 lira var. Yani bu 2000 lirayı da bu işe öğrenmek için harcayamam. Benim ücretsiz kaynaklara ihtiyacım var. Ya da çok düşük bütçeli kaynaklara ihtiyacım var. Ne yaparım? İlk yapacağım iş YouTube. Yani bugün YouTube'da gitar çalma derslerinden tutun da piyano çalmaya, dans etme dans derslerinden tutun da yazılım derslerine kadar birçok içerik ücretsiz zaten var. Amazon mu olmasın? Amazon'da var tabii ki. Yani ben de çok fazla içerik paylaşıyorum. Elimden geldiği kadar bahsetmediğim konu yok diyebilirim. Girin benim kanalıma, en eski videoyu açın. Evet, ilk videolarda biraz böyle mıy mıy konuşmuş olabilirim ama o işte acemilik diyelim ya da işte mikrofon, teknik yetersizlik vesaire. Ya yani bu işi çok fazla ciddiye almamak demeyeyim de teknik altyapısının hazır olmadığı dönemlerde hazırladığım videolar var ama onları silmiyorum çünkü değerli bilgiler var ve halen geçerliliği olan, halen o videoları izleyerek bir şeyler öğrenen insanlar olduğunu bildiğim için o videoları silmiyorum, utanmıyorum da. Neyse, o videolardan başlayın. Çünkü 2000 liranız var. Sizin 2000 lirayı çok kısıtlı harcamanız lazım. Yani herhangi bir yere para harcamamanız gerekiyor. Bedava izleyin. YouTube'da birçok kanal var. Yine onları izleyin. Araştırma yapın. Birazcık para harcamak istiyorum. Ya ben birazcık daha profesyonel bilgi edinmek istiyorum derseniz de udemy.com'a girin. Udemy'de 27 lira, 28 lira. Bütün eğitimlerin fiyatları bunlar. İngilizce biliyorsanız İngilizce kaynakları araştırın. İngilizce kaynaklardaki videolar, Udemy videoları çok başarılı. Onları takip edin. Bir şekilde bu işi öğrenin. Öğrendim mi? Ne kadar sürede öğrendim? Sonuçta bunun bir parayla bir ilgisi yok. Ben milyon bütçeyle de bu işe başlasam ve video izleyerek bu işi öğrenmeye başlasam ya da bir uzmandan birebir destek alsam dahi benim bu işi öğrendim demem 3 ay, hadi yapayım demem 6 ay, tamam ben piştim oldum demem de 1 sene. Yani çünkü Amazon gerçekten diğer platformlara hiç benzemiyor. Hiç yani uzmanlık gerektirmeden, daha doğrusu hakkında fikir sahibi olmadan satış yapabileceğiniz bir platform değil. Hesap açmak bile başlı başına bir işkence zaten. Dolayısıyla siz burada, yani işkence dediğime bakmayın, korkmayın da. Siz burada eğer doğru şekilde doğru hamlelerinizi yaparsanız, hesabınızı açarsanız ve ne satacağınıza en başta karar verirseniz o 2000 liralık bütçeniz katlana katlana büyür. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi 2000 liralık bütçeyi şöyle düşünün. Yüzme bilmeyen bir kişinin yüzme hocası olmadan ya da kendisine hiç kimse yardım etmeden denize girerek yüzmeyi denemesini düşünün.
Ne olacak? Kıyıdan kıyıdan yüzecek değil mi? Hani sonuçta profesyonel değil. Ama siz bir yüzme hocasıyla bu işi öğreniyor olsaydınız belki sizi rampadan aşağıda bekleyecekti, aşağıya indirecekti, daha derin sularda size yüzmeyi öğretecekti. Ama sizin o derin sulara gitme cesaretiniz yok. Çünkü başınıza size bu işi öğretecek olan kimse yok. Sermayeniz yok çünkü. Ne yapacaksınız? Kıyıdan kıyıdan, hani çok böyle boğulma riski olmadan. Çünkü boğulursanız iş biter. Yani iflas ederseniz, bütün paranızı bitirirseniz artık devam edemezsiniz. Tek atomlu kurşununuz var. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. O yüzden kıyıdan kıyıdan, yani Amazon deyince aklınıza hemen Amazon Amerika gelmeyecek. 2000 lira bütçeniz varsa aklınıza Amazon'un diğer ülkeleri gelmeli. Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Singapur, Kanada, Meksika, buralar gelmeli. Ama ben olsam ne yapardım? Ben 2000 liralık bir bütçem olsaydı sadece Amazon Kanada'da satış yapardım. Şimdi bakın, Amazon Kanada şu an ekranda da görüyorsunuz. Normal Amazon'un web sayfası. Yani Amazon.com'dan hiçbir farkı olan bir web sitesi değil. Normal, gayet popüler, gayet dolu dolu bir içeriğe sahip. En azından Amazon Türkiye gibi daha sığ bir içeriği yok. Daha geniş bir içeriği var. Şimdi ben burada neden Kanada dedim? Şimdi en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi çünkü Kanada'nın müşteri sayısı az. Yani Amerika'ya göre az. Satıcı sayısı az, yine Amerika'ya göre az. Dolayısıyla burası çok derin sular değil. Bu işin kıyı kesimleri, belki kıyıdan biraz daha ötesi olabilir. Yani Kanada'nın popülasyonu, rekabet seviyesi gerçekten de yani Amerika'dan az, ama satışlar da güzel. Yani güzel satışlar yapabiliyorsunuz. Şimdi ben burada ne yapayım? Ürün bulmam mı gerekiyor? Evet, ürün bulmam gerekiyor. Ürün bulacağım. Daha sonra bu ürünü gideceğim AliExpress'te. Başka bir Çinli'den aynı ürünü, ama markasız olmak zorunda bu arada, altını çiziyorum, marka tescili olmayan bir ürün bulacağım. Daha sonra bu ürünü alacağım, Çinli'den. Sipariş geldikçe müşterime direkt olarak kargolayacağım. Yani Çinli'ye bunu kargolatacağım. Dolayısıyla benim burada ilk yapmam gereken şey aslında Amazon Kanada web sayfasına girmek değil. Amazon'un, düzeltiyorum, AliExpress'in web sayfasına girmek. Şimdi AliExpress'in web sitesine girdim. 2000 lira bütçem var. Hep altını çiziyorum bunun. Üst bölümde bakın, para birimi Türkçe USD yazıyor. Buna tıkladım. Burada gönderi yapılacak ülkeyi Kanada olarak seçiyorum. Niye? Çünkü ben Kanada'ya satış yapacağım ve buraya Kanada seçiyorum. Kaydet dedim ve Kanada doları olarak para birimleri karşıma çıktı. Şimdi geldik buraya. Kategorileri incelemeye, en çok satan, talep gören ürünleri incelemeye. Şimdi niye AliExpress'ten başladım? Çünkü şimdi Amazon'un ana sayfasına şöyle girdiğiniz zaman, gerçekçi olmak lazım ki bu kategoriler arasında sizin satabileceğiniz ürünü bulmanız zor. O yüzden burada niş ürün bulmak için AliExpress'i biraz kurcalayın. AliExpress'te niş ürünler bulduktan sonra bu keywordleri, bu anahtar kelimeleri Amazon Kanada'da arattırın ve benzeri ürünleri, markasız ürünleri yakalamaya çalışın. Ki Kanada'da çok fazla markasız ürün var bu arada ve bütçem, yine altını çiziyorum, 2000 TL. Çok büyük bütçem yok. Şimdi şu tuhaf bir tane ürün buldum. Bakalım bu neymiş? Bu galiba bu bere şeklinde bir, evet, şapka bere. Komik bir şey. Evet, çocuklar için yapılmış bir bere. Şimdi ben burada ne yapacağım? Buradaki ana anahtar kelimeyi bulmam gerekiyor. Bu anahtar kelimeyle Amazon Kanada'da bir arattırma yapacağım. Winter Hat Polyester Lovely Adult Plush. Mesela bunu kopyaladım. Gittim Amazon Kanada'ya yapıştırdım. Bana bu ürünü bul dedim. Bakalım bu ürün gerçekten var mı? Satan ürünler mi? Şöyle bakıyorum. Var. Evet, tuhaf tuhaf ürünler de var. Aynen. Peki benim yapmam gereken şey şu, birebir aynısını bulmak. Yani ben burada AliExpress'te, şimdi bu ürünün birebir aynısını Amazon Kanada'da ve marka tescili olmadan bulmam lazım ki burada ürünü listeleyeyim, yani aynı asil numarasıyla listeleyeyim. Daha sonra üzerime tabii kar etmem gerekiyor. Burada bakın, 5.35'e alıyorsam kargo dahil ne kadara geliyor bana? Mesela Ship from China seçeceğim her zaman. One size dedik. Buradan da tabii ki bizim ücretsiz kargoyu seçmemiz lazım. 4.38, yani 10 Kanada dolarına geliyor. Yani benim burada ürünü sattığımda cebime 13-14 Kanada doları kalmalı ki 3-4 Kanada doları en kötü kâr edebileyim. Burada bu şekilde ürünlere bakabilirim. Tabii ki giyim ürünleri biraz zor. Bunu başta söylemekte fayda var. O yüzden giyim ürünlerini geçiyorum. Ben burada biraz şu transiyeti kapatalım. Biraz da böyle elektronik olabilecek ama batarya içermeyen
ürünler olsun. Mesela smart home kategorisine girelim. Bakalım burada neler var. Şimdi burada USB'den el ısıtıcısı var. Değişik bir ürün. Şu an gözüme çarptı. Daha önce hiç hazırlanmadım. Şimdi USB şuradaki Heated bölümüne kadar kopyalayacağım. Yine Kanada'da araştıracağım. Amacım benzer ürünler bulmak. Aynı ürünleri bulmak. Yani birebir kopyasını bulmak ürünlerin. Bakalım benzer bir şey bulabilecek miyiz? Bulamadık. Sorun değil. Şöyle yapalım. Birazcık anahtar kelimeyi daraltalım. Yani bu işler öyle hemen ha deyince de olmuyor. Mutlaka uzun araştırmalar gerekiyor. Mesela şurada bir ürün bulduk. Şu mesela. Bunu açalım. Şimdi bu ürünü satan, bakın zaten Çin'den kargoluyormuş. Kişi hand warmer, elektrik hand warmer diye satıyor. Bunu arattıralım AliExpress'te. Şimdi tam tersini yapıyorum dikkat ederseniz. Yani önce AliExpress'ten arattım. Bir ürün olabilir, ürün bulabilir miyim dedim. Daha sonra bir ürün buldum. O ürünü gittim Amazon'da buldum. Amazon'dan tekrardan AliExpress'e arattım ve ürünü bulmaya çalışıyorum. Bakın böyle çok fazla ürün var. Ama bakalım bu nasıl bir şey. Ha, bu kola takılıyor herhalde kol için. Evet. Bu tam aradığımız ürün değil. Biraz bakalım. Mutlaka buluruz. Çünkü AliExpress'te olup da Amazon'da olmayan bir ürün ben bilmiyorum. Yani çok zor. İlla ki buluruz. Doğru anahtar kelimeyi bulmak gerekiyor. Ben belki yanlış anahtar kelimeyi bakıyorum. O yüzden burada doğru anahtar kelime önemli. Şimdi smart, pardon yanlış yere tıkladım. Şu smart'la başlayan kelimemizi USB'ye kadar kopyalayalım. Bu anahtar kelimeyi Amazon'da aratalım. Mutlaka başaracağız. Yani bulamayacağım diye bir endişe etmeyin kendinizde. Mutlaka bulursunuz. Şöyle aşağı doğru araştırıyorum. Şöyle smart'ı silelim başında. Smart deyince çok genişliyor galiba. Peki. USB'yi silelim. Biraz daha daraltalım. Evet, eldiven var mesela burada. Gloves, liner. Bu marka mı acaba? Sunville diye birisi satıyor. Şunu bir yeni sekmede açacağım. Gözüme çarptı. Eğer marka değilse bu ürünü mesela AliExpress'te bulup satabiliriz. Güzel bir fiyatı var çünkü. Evet marka Sunville. Markasız olması aslında burada bizim için önemli. Markasız olan ürünler. Şu ürün bakalım. 77 Kanada dolarına satılıyor. Ama Amazon Kanada tarafından gönderilip satılıyor. Yani burada dikkat etmeniz gereken nokta Amazon tarafından satılan ürünleri bulmamak. Bu çok önemli. Bu ürünler başımıza iş açabilir. Amazon tarafından satılan ürünler olmamalı. Mesela şurada başka bir şey var. Kim satıyor? Unknown Store. Bakın belki de bulduk. Çünkü Unknown Store demek markası yok demek. Ama tabii şöyle ürün fotoğraflarına baktığımız zaman Pure Leaf şeklinde bir marka olduğunu gördük. Bu bizi hüsrana uğrattı. Ama şöyle bir şey var şimdi aklıma geldi. Şuradaki Unknown Store'a bastığınız zaman tıkladığınızda evet bu markasına bağladığı için ne yazık ki gözükmüyor. Normalde NA yani NA yazan ya da Unknown yazan store'lara bastığınız eğer bir marka bağlanmadıysa bunun altına ürünler bulabiliyorsunuz. Marka tescil olmayan ürünler bulabiliyorsunuz. Şimdi ben farklı bir taktik deneyeceğim. Pes etmeyeceğim. Mesela şu ürünü bulmaya çalışacağım. Gerçekten de nasıl bulurum diye düşünüyorum. Şimdi yapacağım işlem şu olabilir. Cep telefonumu elime alırım. Amazon'un uygulamasını açarım. Şu an tabii ki Amazon'un uygulaması basit yani. Amazon uygulaması Android'de ve diğer iOS'ta var. Şu şekilde bu uygulama zaten biliyorsunuz. Burada uygulamayı açarım. Burada Settings bölümünde bunu bu arada ekrana hemen şu tarafa yansıtacağım merak etmeyin. Country Language alanında ülke bölümüne Kanada'yı seçerim.
Dil olarak İngilizce seçtim. Şimdi uygulamanın hemen arama çubuğunun sağ tarafında bir tane fotoğraf ikonu var. Bu fotoğraf ikonuna bastım. Şimdi bana şu an mesela şu şekilde bir barkod göreceksiniz. Şu an bana bu barkod tarama bölümünde hemen sağ sol tarafında kamera bölümü var. Ona basıyorum ve kameramı iyice AliExpress ekranına yaklaştırıyorum ve buradaki ısıtıcının fotoğrafını çekiyorum. Yaklaşık bir 10 saniyelik bir tarama gerçekleştiriyor. Şu an ürünü bulamadı. Niye bulamadı? Çünkü ürünün ortasında bir play ikonu var. Benim bu ürünü play ikonu olmadan aslında fotoğrafını bulursam ürünün fotoğrafını çekerim. Katalogdaki minik fotoğrafları deneyebiliriz belki. Evet, buradan deneyelim. Şöyle fotoğrafını çek dedim. Şu an taramaya başladı. Ürünü arattırıyor. Ürünün fotoğraf kalitesi de çok önemli tabii bulabilmesi için. Bulamadı. Tekrar ısrarlı bir şekilde arattırıyorum. Kameramı biraz daha yaklaştırdım. Şey yaptım, netleştirmeyi açtım. Yan yatırdım kameramı. Ve şu an ürünü arattırıyorum. Şu an arıyor. Bulamadı. Tamam, şöyle yapalım. Diğer ürüne yaklaştıralım. Diğer ürünü de seçmeye, taratmaya başlasın. Evet, diğer ürünü arattırıyorum. Şu an kameram tarıyor. Bunu da bulamadı. Sorun değil. Farklı bir ürün bakalım. Demek ki bu ürün yok. Mesela USB Charge Hand Warmer demiş ama bu sefer şu da olabilir. Mesela bu ürünün üzerinde şu şekilde dizaynlar var. İşte bu normalde aslında ürün böyle bir şey. Belki bundan kaynaklı olabilir. Bu görseli arattıralım Amazon'la fotoğrafıyla beraber. Belki daha başarılı olur. Bunu deneyeceğim. Şöyle iyice yaklaştırdım kamerayı. Şu an resmi arıyor. Fotoğraf arama teknolojisi çok başarılı Amazon'da. Yani fotoğrafa en yakın fotoğraf ürünleri yani fotoğrafına benzeyen ürünleri arıyor. Eğer katalogda bulursa tabii ki. Bulamazsa da şey yapmıyor. Bulmuyor doğal olarak. Şimdi USB Charge Hand Warmer. Bir de öyle aratacağım Amazon'da onu deneyeceğim. Eğer fotoğraftan bulmak başarılı olmazsa. Tabii ki bu sizi şu düşünceye sevk edebilir. Yani tamam ben burada bunu arıyorum ama siz farklı bir ürünü bu şekilde bulabilirsiniz. Yani herkesin kendi bulacağı ürün kendi nedir tabii ki. Siz başka bir kelime şeyle fotoğraf taratırsınız ve bulursunuz. Mesela ben şimdi USB Charge Hand Warmer diye arattım. Çok enteresan. Demek ki bu üründe çok fazla ısrarcı olmamak gerekiyor herhalde. Yani USB Charge Hand Warmer dediğim zaman hiçbir kanalda da ürün bulamadı. Evet. Önemli değil. Farklı ürünler bakalım. Mesela şurada bana taklar çok da önemli değil. Çok da pahalı ürünler değil aslında. Bakmaya gerek yok. Daha böyle farklı para kazanabileceğimiz ve markasız olabilecek ürünler. Mesela şu ürüne bakalım. İlgimi çekti şu ürün. Mesela elektrik Mosquito Killer Lamp demiş. Bunu ben şimdi Amazon Kanada'da aratacağım. Amacım benim markasız bir ürün bulmak ve bulacağım markasız ürünü AliExpress'ten alıp Amazon Kanada'ya gönderip satmak. Evet, benzeri ürünler çıktı. Şimdi burada şu fotoğraf ile arattırma işini bu üründe de yapalım. Deneyelim şansımızı. Kamera bölümünü açtım. Ürünü şu an arattırıyorum. Evet, farklı ürünler buldu. Önemli değil. Ben araştırmama anahtar kelimeyle devam edeceğim. Burada anahtar kelimeyle benzer ürünleri bulmaya devam edeceğim. Evet, bir tane ürün buldum. Mesela bu ürün marka brand bölümüne NA yazmış. Yani bunun hiçbir markası yok. Dolayısıyla
Şu an Amazon'da da yani satış yapıyor mu? 42 bin sales rank'i var. Yani gayet de iyi aslında. Helium 10 çalıştırıyorum X-Ray'i. Bakıyorum satış yapıyor mu diye. Eğer satıyorsa ilgilenebilirim. Yani 4 tane satıyor. 103 dolar revenue'su var. Yani çok iyi değil. Hani çok da kötü. Yani kötü demek de aslında bir ürüne yanlış olur tabii ki ama yine de satış yapıyor mu? Yapıyor. Belki bu üründe hani listemizde olsun diye ekleyebiliriz. Yani sonuçta bu brand registry yapılmış bir ürün de değil. Şimdi biz bu ürünün aynısını sonuçta AliExpress'te nerede bulacağız? Şu aynısı diye düşünüyorum ama bakmak gerekiyor tabii birebir. Mesela burada bakın bir tane figür var. Altı şöyle çizgili. Bu üründe öyle bir figür var mı? Bu üründe öyle bir figür yok. Ama aşağı yukarı hani benzeri bir ürün. Tabii bizim burada bu ürünü alıp bu üründür diye göndermemiz bence riskli. Sonuç olarak birebir aynısı değil. Ama aşağı yukarı fikir versin diye söylüyorum. Kanada'ya mesela free shipping uyguluyor. 9 Kanada dolarını alabiliyorsunuz bu ürünü. Burada da 25,99'a satıyorsunuz. Şurada hesap yapalım. Bakın 7,65 net karınız var bu üründe. Öyle gözüküyor. Ama tabii ki birebir aynısını bulmanız gerekiyor. Belki şunu da yapabilirsiniz. Bu ürünün fotoğrafını alır kaydeder. Buradaki kişiye mesaj olarak gönderirsiniz AliExpress'teki. Bunun aynısı sende var mı? Varsa almak istiyorum diyebilirsiniz belki. Ya da şurada şöyle yapalım. Biraz daha araştıralım. Anahtar kelimeyi araştıralım. AliExpress'te aratalım. Bulmaya çalışalım benzer ürünleri. Çok fazla var. Bakın burada da bir tane var. Benziyor. Yani aşağı yukarı mesela şu da öyle. 9-10 Kanada dolarındaki fiyatında bir ürün. Hatta şu aynısı olabilir mi? Şöyle yan yana koyalım. Bakın aynısı. Fotoğraf bile sekmiyor. Yani gölgelerine kadar aynı. Bakın gölgeleri bile aynı. Demek ki bu satıcı yani bunu satan kişi şuradan kırpmış. Belki şuraya kırmızı bir tane uyarı eklemiş. Bunda öyle bir uyarı yok. Bunun aynısını kullanmış. Şu an bulduk. Yani burada Çin'den kargola dediğim zaman Top U kargosuyla 20-40 gün arasında bir kargolama süresi var. 9.44 Kanada dolarına bunu satıyor. Ben şimdi giderim buraya 9.44 yazayım. 7.21 kar ediyorum 25.99'u sattığım zaman. Tamam ayda 4 tane satıyor belki. Önemli değil ama sonuçta bir markasız bir ürün. Reklam belki çıkartabilirim. Yani çok çünkü 2000 lira bütçem var demiştik başta değil mi? 2000 liralık bütçeyle ben bunu küçük bir para harcayarak yani günlük bir 10-15 Kanada dolarlık bir bedelle hatta 20 Kanada doları daha adil olur bir bedelle bu ürünü ön plana çıkartabilirim. Belki satmam daha hızlı olur. Yani daha hızlı satarım. Şimdi aklınıza şu soru olacak. Yani ben gelecek olan soruları baştan cevaplamak istiyorum. Diyeceksiniz ki ya ben bu ürünü satacağım ama buradaki satıcı bana bir şey yapar mı? Hiç merak etmeyin. Bir şey olmaz çünkü bu markasız bir ürün. Yani daha doğrusu NA yazmış markasına ve markası olarak listelemiş. Ürünün üzerinde herhangi bir marka işareti de yok. Bu ürün markalı bir ürün değil. Bu konuda rahat olun. Siz tabii ki burada listelerken ister Amazon depolarına göndererek listeleyin ister dropshipping yapın ama 2000 TL bütçeniz olduğu için sizin burada Amazon depolarına göndererek listelemeniz pek mümkün değil. Çünkü bütün paranız kargoya gider zaten. Bırakın ürünü almayı kargoya gider. O yüzden ne yapacağım? Ben bu ürüne gideceğim ASIN numarasıyla. Ne demek istediğimi hiç anlamıyorsanız başlangıç seviyesindeyseniz endişe etmeyin. Eğitim videolarını izleyin anlayacaksınız zaten. Bu ASIN numarasıyla ben bu ürünü listeledim. Birebir aynısını buldum. Yani aynısı mı aynısı. Aynısını buldum bir şekilde. Telefonla taratabilirsiniz ya da benim arattığım gibi uzun yoldan işte kelimelerle bulmaya çalışabilirsiniz. Yani biraz uğraşın. Daha sonra satış geldi mi? Yani örnek veriyorum iki tane mi sattınız? Hemen satış geldikçe bu kişiden şu AliExpress'teki kişiden add to cart yapın, siparişinizi verin. Direkt adres olarak da Amazon'daki müşterinizin adresini verin. Ne olacak? Direkt Çin'den müşteriye gidecek. Siz tabii ki kargo ayarlarınızı da buradaki süreye göre yapmanız gerekiyor. Mesela burada satıcı ile iletişime kurun. Mesaj atın satıcıya. Şu aşağıda göreceksiniz zaten. Contact buyer butonu var. Kontak. İletişim kurduktan sonra deyin ki ya ben bunu Kanada'ya yollamanı istiyorum.
Kaç günde gider? Ya da daha hızlı kargo seçeneği var mı? Belki diyecek ki size 2 dolar daha fazla ver. Ben sana ücretsiz daha hızlı kargoyla hızlı bir şekilde yollarım diyecek. Karınızdan 2 dolar düşecek belki ama Amazon'a daha hızlı ulaşacağı için yani müşteriye daha hızlı gideceği için siz paranızı daha erken almış olacaksınız. Ya şimdi burada 20-40 gün sürüyor demiş, çok açık bırakmış. 40 günlük bir süre burada sizin paranızı alamamanız anlamına geliyor. Yani çok uzun sürede almanız anlamına geliyor. İadeler çok olur. Bu kadar süre, yani bu süreyi göre göre müşteri sipariş eder. Siz ürünü çoktan yollamışsınızdır. Ürün yoldayken müşteri size der ki ya bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyordum, ben paramı geri istiyorum dediği zaman parasını iade etmezseniz bile gider Amazon müşteriye parasını iade eder. Ne oldu? Sizin ürün kargoda gitti. Yani zarar etmiş olursunuz. O yüzden kargo sürelerini kısaltmak çok iyi olur. Burada en hızlı kargo seçeneklerini ve fiyatlarını sorun. Yani ucuz bir seçenek sunun. Yani 2 dolar, 2,5 dolar, 3 dolarlık bir kargo bedeliyle daha hızlı nasıl gönderebilir? Mesela e-package diye bir yöntem var. Çin'den Kanada'ya e-package 2 haftada gidiyor. Mesela burada yazmışlar. E-package pardon. Dolayısıyla burada e-package seçeneğini sunduğunuz zaman müşteriye, yani 10 günde sana ulaşacak dediğiniz zaman Kanadalı bekliyor. 10 gün 15 gün bekler ama 40 günü beklemez. O yüzden e-package'la daha hızlı gönderi seçeneğinde, ki burada da zaten fiyatlarına koymuştur büyük ihtimalle, yazıyor bakın, 1.68 Kanada doları e-package'la gönderirim demiş. Apply dediğiniz zaman fiyat zaten 9.44 artı 1.68, yani 11 Kanada doları olacak. Dolayısıyla siz burada bunu 25.99'a sattığınız zaman 11'de gideriniz olsa 5.65 Kanada doları bir üründen karınız olacak. Şimdi şöyle düşünün, bu ürün gibi 20 tane ürün bulsanız, ki ben bu ürünü bulmam 20 dakikamı aldı. Siz buna şahit oldunuz, birebir denedim, olmadı, fotoğrafını çektim, onu yaptım, bunu yaptım. Sonuç itibariyle 20 dakikamı aldı. Gördünüz. Ya bu benim bir özelliğim değil. Yani tamamen nasıl bakacağımı bildiğim için buldum. Dolayısıyla sizler artık nasıl bakacağınızı biliyorsanız bulabilirsiniz. 20 dakikada bir tane ürün buldum. Siz bir günde 3 tane ürün bulursunuz. Bunun gibi 20 tane, 30 tane ürünü mağazanıza koydunuz. Ve her biri ayda 4 tane, 5 tane satıyor. Çok fazla satmıyor. Önemli değil. Ama ürün sayısı arttığı için siz ne olacak? Her gün belki de 50 Kanada doları, 100 Kanada doları kar edeceksiniz. Zaten bütçeniz de kısıtlı olduğu için sizin şimdi 2000 TL'lik bir bütçeyle gidip de her gün 1000 dolarlık satış yapmanız pek mantıklı değil. Siz onu finanse edemeyeceksiniz çünkü. Yani siz cebinizdeki para kadar ürün alacaksınız ve cebinizdeki para kadar satış yapacaksınız. Paranızı katlaya katlaya daha sonra daha fazla ürün, daha fazla satan ürün ve daha büyük sermayelerle iş yapar duruma geleceksiniz. Ben şimdi bu videoda 2000 TL ile Amazon'da satışa nasıl başlanır onu anlattım size. Sonraki videolarda 20.000 TL, ondan sonraki videoda da 200.000 TL ile nasıl satış yapılır onları anlatacağım. Tabii ki dediğim gibi, başta da söylediğim gibi, bütçe çok önemli olsa da eğer doğru hamleyi yaparsanız, bütçenizi doğru bir şekilde kontrol ederseniz, yani bu işten para kazanmamanız zor. Kazanırsınız. Yani kazanmak için illa her yere paralar saçmanıza gerek yok. Yani helyum ten kullanmanıza yani bir nebze gerek yok. Yani helyum ten belki evet gerekli olabiliyor. Ürünün kaç tane sattığını görmek iyi olabiliyor ama örnek veriyorum, şimdi ekranda göstereyim. Helyum tenim yoksa benim, ben ne yaparım? Ürünün en aşağısına inerim. Şurada. Product Details bölümünde, yani ürün detayları bölümünde Best Seller Rank diye bir bölüm var. Mesela bakın buradaki ana kategoride sırası ve alt kategorideki sırası, bunlara bakarım. Bu rakamlar ne kadar düşükse, yani buradaki sıra numarası ne kadar küçükse aslında ürün o kadar yukarıda demek ve o kadar çok satıyor demek. Şimdi Kanada'da açıkçası ana kategoride 50.000'in üzerindeki ürünlere bakmayın. 50.000 aşağısı olsun. Alt kategoride de 500'ün üzerindeki 500. sıranın üzerindekilere bakmayın. Genelde alt kategoride 500. sıra ve aşağısı olsun. Diğer bakacağınız nokta, markası tescilli bir marka olmasın, kullanılmayan bir marka olsun. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman az çok iyi kötü satan bir ürüne sahip olursunuz. Ve düşük bütçeyle de daha fazla ürünle
paylaşmış olursunuz riski. Çünkü yani bazen şöyle bir şey de olabiliyor. Siz şimdi yeni satıcısınız, bütçeniz zaten az. Riske girme şansınız çok fazla yok. Geliyor buradaki satıcı sizi işte rahatsız ediyor, mesaj atıyor. İşte sahte fake alımlar yapıyor. Hani sizi korkutuyor ve bu listeden çıkmanızı bir şekilde sağlıyor. En azından birkaç tane ürününüz olsun ki bu gibi durumlarda kimseyle yüz göz olmadan, kimseyle uğraşmadan rahatsız edildiğiniz listeden çıkın. Diğerlerinden devam edin yolunuza. Emin olun ben çok gördüm. Bu şekilde ticaret yapan, bu şekilde satışa başlayan çok fazla insan var ve başarılı olan da çok fazla var. Ha, başarısız olan da var. Yani illa bu anlattığım şekilde başarılı olacaksınız diye bir şey de yok. Yarın öbür gün siz 100 tane ürünü yollamışsınızdır müşteriye. Parasının gelmesini bekliyorken pat diye Amazon satıcı hesabınızı kapattı, suspend etti. Ne oldu? Bütün paranız gitti. Yani mutlaka içerik parayı uzun vadede alırsınız. 3-4 aylık bir süre içerisinde Amazon size bu parayı ödeyecektir. Ama ne gerek var? Yani boşu boşuna bir olumsuz durumla karşılaştınız. İşte bu olumsuz durumlarla karşılaşmamak için mümkün olduğu kadar sakin hareket etmekte fayda var. Çünkü düşük bütçeniz var, düşük bir sermayeniz var. 2000 TL'nin yapılacak en iyi şey bu. Siz birkaç ödeme aldıktan sonra, artık sermayenizi çevirmeye başladıktan sonra, katladıktan, daha çok para kazanmaya başladıktan sonra zaten adım adım, zaten onun videolarını çekeceğim. 20.000 TL ve 200.000 TL bütçeyle neler yapılır videosunu çekeceğim. O videoları da izlersiniz. Ondan sonra buradaki ticaretinizi ona göre geliştirirsiniz. Emin olun, hata yapmaktan da çekinmeyin. Her zaman kendinize güvenin, bu işi yaparsınız. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.